Sosyal medyada her perşembe olduğu gibi haftanın gündemini Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Bilal Eren veriyor bizlere. Şu anda da telefon aklımızda. Bilal Eren, kolay gelsin, merhaba. Teşekkürler, iyi yayınlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Sağ olun. Sosyal medya nasıl bu hafta? Sosyal medya, ilginç bir haberle başlayayım sosyal medya demişken. Bu işin ne kadar sosyal olduğunu, olmadığını belki bu haberle daha iyi şey yapabiliriz, öğrenebiliriz. Yeşilay, bildiğimiz Yeşilay, kurumu bir organizasyon başlattı. Bu hafta da Sayın Başkanı açıklama yaptı. Asosyal Olma projenin ismi. Yani bu sosyal medya bağımlılığını, aslında sosyal medya bu kadar sosyalse neden asosyal? Bu da ayrı bir tartışma ki tartışılıyor zaten. Tartışılmalı ayrıca da, evet. Ayrıca da tartışılmalı. Her şeyin ya aşırısının sıkıntıları var, bunun da kuşkusuz. Evet, yani bunu savunanlar şöyle savunuyorlar. Yani burada da biz sosyalleşiyoruz. Görüşemediğim uzaktaki birisiyle görüşüyorum, konuşuyorum. Ulaşamayacağım, hayatımda hiç konuşamayacağım biriyle. Bu da sosyalleşmenin parçası diye savunuyorlar. Karşı çıkanlar da sizin söylediğiniz şeyi söylüyorlar. Aşırısı, işte bilgisayar veya tablet başında eşini, dostunu bile karşısında görmüyor. Bir kafede otururken vesaire gibi argümanlarla. Böyle bu herhalde bayağı bir uzayacak bir tartışma. Hatta bir parantez açayım. Son yapılan araştırmalarda yoğundan bahsediyoruz tabii. Yoğun sosyal medyanın beyinde uyuşturucu etkisi yaptığını iddia eden uzmanlar var. O derece. Araştırmalar var o konuda. Evet, doğru. Evet. Ama şunu da ekliyorlar. Yani bir şeyle ne kadar uğraşırsanız sadece sosyal medya değil. Yani çok kitap okursanız veya işte örnek veriyorum. Çok oyun oynarsanız, çok televizyon seyrederseniz de muhtemelen fiziksel ve ruhsal bunun sonuçları olacaktır. Öyle de bir haberimiz var. Bu Yeşilay'ın haberi şu. Bu hafta başladığı bir kampanya. Yeşilay'ın merkezlerinin olduğu yerlerde ilkokul ve ortaokul talebelerine, yani bu seviyedeki nesle sosyal medya bağımlılığıyla alakalı eğitimler verilecek. Bu konuda uyarılar yapılacak ve projenin şeyi de asosyal olma, çık dışarı oyna gibi bir şey koymuşlar. Aslında keyifli, hoş bir şey. Evet. Yani normal çocukluğun veya o neslin yapması gereken şeyleri de yap. İşte parka git, ailenle dolaş, denize gir gibi. Bunları özendirecek bir kampanya yapmışlar. Bunun duyurusunu yaptılar. Sizin bu hastalıkla alakalı bir sonraki haberimde ama öne çekeyim. Amerika'da bir araştırma ki bu araştırmalar gittikçe yaygınlaşıyor. Çünkü etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Facebook kullananların, çok aşırı Facebook kullananların kıskançlık yapıyor iddia edilmiş. Yani Allah Allah. Evet, mesela işte Facebook veya sosyal medyayı genelde biz nasıl kullanıyoruz? Kendimizi anlatmak için kullanıyoruz. İşte ben şuradayım, başarılarımızı anlatıyoruz, gittiğimiz yerleri anlatıyoruz, mevki makam vesaire. Anladım. Bunu gören arkadaşlarımız, çevremiz, bizimle beraber iletişimde olanlar bunları içten içte kıskanıyorlar ve bu kıskançlık bir süre sonra depresyona kadar gidiyor ve bu ciddi hastalıklara, ruhsal bozukluklara gidiyormuş ve bu konuda Amerika'da ciddi araştırmalar var, sonuçlar var. Bununla alakalı depresyona kadar giden bir yol var. Lütfen dikkat edin uyarısı var. Evet. Bunu aslında kendi vicdanımıza sorduğumuzda da belki bunun cevaplarını alabiliriz. Gene ülkemizden bir haber var, güzel bir haber. Safranbolu Ali Evren Destek Lisesi. Daha Safranbolu'ya gittik buradan. Bilişim engel tanımaz diye bir proje başlatmış. Safranbolu özelinde 17-30 yaş arasında 1000 kişiye, bunların %20'si ortopedik engelliymiş. Bunlara bilişim dersi ve sosyal medya dersi vermeye başlamış. Çok medyada güzel. Çok yer buldu. Belki bütün okullara örnek olabilecek. Güzel bir şey. Bilişim engel tanımaz ismi de bu projenin. Bunu da vermiş olalım. Bir kitap haberimiz var. Sadece ismi Twitter olan bir kitap çıktı yayıncılarda. Şu an bütün kitapçılarda, yayıncılarda bulabilirsiniz. Sadece Twitter'ı inceleyen, Twitter'ın hayatımızda etkilerini doğru yanlış, psikolojik, kültürel, bütün alanlarda, siyasal, ki Twitter çok siyasi bir mecra. Bunun etkilerini araştırmış 10 tane akademisyen. Bunlar içinde benim de bir yazım var. Acizane. Şu an kitapçılarda Twitter ismiyle bu kitabı alabilir ilgi duyan dinleyicilerimiz. Türkiye'den gene bir haber var. Bu da ilginç. Mediovana diye bir müzik şirketinin araştırması. Kamuoyu araştırmaları yapan. Türkiye dünyada video dinlemede birinci sırada. 3 milyar video izlemişiz. 2 milyar indirmemiz var. Yani
Bu çeşitli video mecraları var, YouTube gibi. Artık hayatımızda çok fazla yer ediyor. Türkiye bu konuda bir numara, hatta birkaç istatistik var. Bir tanesi en çok müzik video seyredilen veya indirilen aylar diye bir sıralama var. Eylül, Ekim, Kasım aylarında en çok videolar bu zaman, bu 3 ayda en az indirilenler ise Temmuz, Ağustos, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta insanların sosyal medya dışında işleri var çünkü. Belki de yani evet, onu buradan o sonucu çıkarabilir. Evet. İkinci olmuşuz yani, çok müthiş bir rakam. Ben de şaşırdım. Evet, evet, evet. Görünce. Şeyde, tüketmede ve bu tip konularda çok şeyiz. Başarılıyız. Yani evet, ülke evet, olarak çok evet, şeyiz bu konuda. Yine bir haber daha var. O da ilgililer için. SETA diye bir araştırma düşünce kuruluşunun cumartesi günü 7 Şubat 11.13'te kamu diplomasında internet çağında kamu diploması isimli bir konferansı var. Hı-hı. 4 kişi katılıyor bu konferansa. 4 konuşmacı, bu konularda uzman. Kamu diploması internete, siyasette, diplomasi, dış ilişkilerde nasıl kullanılır merak edenler için kaçırılmayacak bir şey. Gökhan Yücel, Yalçın Arı ve Hakkı İsmail Polat, Kadir Has Üniversitesi'nden hocalarımız katılıyor. Hani kamuoyunda bu konularda çalışan insan olarak bildiği hocalar. Evet. Bunu tavsiye edebiliriz. Gene ülkemizden bir haber, çok güzel bir haber. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan açıkladı. Hı-hı. Bugün de medyada vardı yoğun olarak. Akıllı ulaşım sistemi kuruluyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere. Yani bugün trafikte harcadığımız işte zaman, benzin, maddi manevi korkunç boyutlara ulaştı. Bunları en aza indirmek, minimuma indirmek için bazı sistemler var. Dünyada da bunlar kullanılıyor. Tabii bunları yaparken teknoloji ve interneti kullanıyorsunuz. Çok pratik şeyler var aslında. Mesela yollarda tabelalar var. Evet, burada trafik var. Kısmen İstanbul'un büyük lokasyonlarında, büyük ana arterlerinde var ama bütün sokaklarda, bütün caddelerde akıllı tabelalar, toplu taşımalarda akıllı tabelalar olacak. Araçlara kara kutu gelecek. Özellikle kaza anında veya ani durumlarda uçaklarda gibi kara kutu konulması düşünülüyor. Araçlara OGS cihazı gibi aracımıza takacağız. Ve buradaki bizim reflekslerimizi, yaptığımız hataları ve işte bizim kaza anındaki şeylerimizi kaydedecek. Bunlar daha sonra kullanılabilecek. Karayollarında internet olacak. Örneğin İstanbul Ankara'ya, Ankara'dan Bursa'ya giderken karayollarında kesintisi internet olacak. Bu müthiş bir haber. Çok güzel tabii. Görme engelliler için otobüslerde akıllı kart sistemleri olacak. Ondan sonra sürücüye destek sistemleri, akıllı kavşak kontrol sistemleri, özellikle buzlanmada uyarılar, gelecek cep telefonumuzda, akıllı telefonumuzda SMS'ler. Tüm bunları içeren bir paket var. Sayın Bakan açıkladı bunu. Bunu İstanbul pilot bölge olarak başlayacaklar. Yani karayollarının akıllı hale getirilmesi, ulaşımın. Bu çağda çok pratik çözümler, hiç de zor olmayan çözümler. Yani en azından şu tabelalarda bile trafiği birçok şekilde yönlendirebilirsiniz, akışı hızlandırabilirsiniz. Ama şimdi cep telefonlarına bu tarz uygulamalar geldiği zaman başka bir sakınca da beraberinde gelmiyor mu? Araç kullanan kişinin cep telefonundan uygulamayı takip ediyorum. Nerede hata var? Tıkanıklık var. Doğru, evet. Şimdi mesela ben trafikteyim, bir yerde durdum, sizinle konuşuyorum. Yanımdan arabalar geçiyor. Yani evet, 5 arabadan veya 10 arabanın 4'ünde, 5'inde, yarısında evet, telefonla konuşuluyor. Değil mi? Veya yani bu hayatımıza girmiş bir, sanırım bu entegre olacak zamanla. Yani arabanın panelinde arabanın içine entegre edilecek. Evet, o güzel. İnsanlar burada, çünkü bu artık hani hayatımızdan çıkaralım telefonu, arabada konuşmayalım, uğraşmayalım deme şansımız yok. Deme şansımız çok yok yani. Bu insanlar buna ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden arabalara entegre edecek. Evet. Komutla, sesle, ki akıllı telefonlarda böyle uygulamalar bunu var. Bunu daha güvenli, yol güvenliğini bozmayacak hale getirmek amaç olmalı. Getirmek, evet, getirmek amaç o anlamda kullanılacaktır. Genel olarak bütün haberlerimiz bunlar. Eğer vaktimiz varsa, geçen hafta biz şöyle bir şey yaptık, bu hafta da yapabiliriz uygun görürseniz. Estağfurullah. Biz sosyal medya mecrasını anlatıyoruz izleyicilerimize. Ve o mecrayı dinleyicilerimiz öğrenmiş oluyor. Nasıl kullanılır, terimlerini nasıl, teknik olarak nasıl indiriliyor. Geçen tamam, çok uzun değilse yapabiliriz. Yani tamam. Çok uzun değil, çok kısa. Tamam, geçen hafta Twitter'ın Vine diye bir uygulamasını tanıttık. Bu 6 saniyelik video uygulamasını, ne işe yaradığını, hangi amaçlarla kullandığını, hem de böyle kısa bir ansiklopedik bilgi gibi olabilir diye düşündük. Bu hafta Pinterest diye bir uygulama var. Pinterest diye Twitter, Facebook gibi bir mecra. Bu da bir Amerika'da şirket.
özellikle lokasyon bazlı bir şirket, lokasyon bazlı bir mecra. Şunu da meşhurdan geliyor. Pinlemek, pin koymak, bulunduğunuz yeri işaretlemekten geliyor. Terest de interesting. Onunla ilgilenmek, yani bulunduğun yerdeki ilgilendiğin şey gibi, buradan hani İngilizcesi buradan geliyor Pinterest. Akıllı telefonlara indirilebilen bir uygulama. Şu an dünyada 100 milyon kullanıcısı var. Türkiye'de de 3-3,5 milyon uygulamayı indiren ve kullanan aktif olarak kullanıcı var. Şu işe yarıyor. Gittiğiniz yerde özellikle kurumsal firmalar için çok etkili. Pazarlama yapmak için örneğin bir AVM'de aradığınız bir şeyi bulduğunuzda onu paylaşarak yerin de lokasyonu, hem fotoğrafını çekip hem de lokasyonunu, evet buradayım ben, işte Şişli'deyim, şu AVM'deyim, şu marka, ayakkabı markası veya giyim markası veya lokantadayım deyip arkadaşlarınızla sizi takip edenlerle paylaşmanızı sağlıyor. Kurumsal olarak da onları takip eden kullanıcılarla, ki kurumsal olarak çok inovatif işler, çok akıllıca kullanıldığında çok faydalı olacak işler. Sadece eğlence için değil, sağlık amaçlı da kullanılabilir. Gittiğiniz hastanenin fotoğrafını çekip orayı tanıtıcı bir şey yapabilirsiniz. Lokasyon bazlı, hem lokasyonu fotoğrafını çekip veya videosunu çekip hem de pinleyebildiğiniz, yani işaretleyebildiğiniz bir mecra, yeni bir mecra tanıtmış olduk böyle. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Bilal Eren, sosyal medyanın bu haftaki gündemini paylaştı bizimle.